Nereye gidiyoruz Güven? Çekmeceye gidiyoruz abi. Küçük çekmeceye. Küçük çekmeceye. Küçük çekmeceye. Gidelim. Oh, sese bak. Gidelim. Sayın İlber Hocam. Buyurunuz hocam, İlber Hocam. Bize bu çeşmenin başına oturttunuz bizi. Çeşmenin başındayız. Çeşmenin başında bize bu çeşme hakkında neler anlatacaksınız? Nedir bu çeşme? Eskiden yavrum su içerdik testiden diyor. Ya çeşme... Anlat babacığım. Ya çeşmeler, sen de çocukluğunda, ben de çocukluğumda biliyorsun. Çeşme bizim hayatımızda önemlidir yani. Çeşmeler, her mahallede çeşmeler olurdu. Sular çok kesilirdi. Giderdik bidonlarla, kuyruklar olurdu. Herkes sıraya girerdi, bidonlarını doldururdu. Ben Bursa'da öyle bir susuzluk yaşamadık çocukken. Yaşamadınız. Çok az belki. Çünkü o zaman Uludağ'ın suyu güldür güldür akardı. Şimdi akmıyor. Şimdi yaşanabilir. Tabii ki mahalle çeşmeleri biz musluğa ağzımızı dayar öyle su içerdik. Su akar güldür güldür, gel de yar beni güldür. Kim yapmış şimdi, baba bu güzel çeşme? Vezir Mehmet Paşa çeşmesi bu. Şunu söyleyeceğim sana burayla ilgili. Şimdi Türkler İstanbul'un fethinden önce burayı almışlar. Önce çekmeceyi almışlar. Tabii. Çekmeceyi aldıktan sonra da tabii her yerde gidince imar ederler, tadil ederler falan, orayı kalkındırırlar falan ve çeşmeler yapmışlar. Sebiller yapmışlar, imar etmişler. O da burada da çok, bu bölgede de, Küçükçekmece'de de çok sayıda çeşme var ama onlardan azala azala kalan son ve önemli çeşme de bu Vezir Mehmet Paşa. Bak akıyor. Akıyor. Süper. Akıyor, akıyor. Vay be, suyun başına oturduk. Güzel. Aç da bir su içeyim ya. Susadım da. Aç aç aç. İç oğlum. Lafı boğuntuya getirme de anlat bana şunu. Adamın canını sıkma. Anlattık işte daha. Burası. Bu kadar mı ya? Bu kadar yani. Çeşmeyle ilgili kısmı bu kadar. Önemli şeylerden bir tanesi. Tabii Osmanlı'nın ilk yaptığı sebiller açıyor. Sebiller, çeşmeler falan kuruyor. Ve orada onlardan burada çok yapılmış. Ama kala kala Vezir Mehmet Paşa çeşmesi kalmış. Şimdi buradan yürüyeceğiz. Köprüye doğru gideceğiz. Orada da sana köprüyle ilgili tarihsel bilgiler anlatacağım. Anlat. Buralardaki hocam, antik kalıntılardan anladığımız kadarıyla buraların yerleşiki olarak milattan önce 2700 yılına kadar tarihleniyor. Daha da yani tabii ki 4000-5000 yıllık bir yerleşik. 5000 yılına kadar yani. 4000 yılına kadar gidiyor. Aynen öyle. Çok burası Roma, Bizans, değil mi? Bizans yolu. Neyse onlar. Beyefendiciğim sizi şöyle alayım. Buyurun. Evet. Evet. Köprüye geldik. Hocam, şimdi sayın hocam. Buyurun hocam. Aman hocam. Aman hocam. Şimdi siz şu elinizdeki notlara bir bakınız lütfen. Evet. Neler yazmışız burada, ne oluyor, ne bitiyor, bu köprü nedir? Evet, değerli çocukluğu burada geçmiş Levent Kurumlu arkadaşımızın bize vermiş olduğu bilgilere bakarsak, o bilgilerde diyor ki İstanbul'un en eski ve en büyük antik limanlarından birisiymiş bu Küçükçekmece. Burası. Evet, Küçükçekmece. Ve de Bizans döneminde Batı topraklarını bağlanan kilit yolun, imparatorluğu Batı topraklarına bağlayan kilit yolun olduğu güzergah burası. Batı Roma'yı. Batı Roma'yı Bizans toprakları, imparatorluk topraklarıyla bağlıyor. Via Egnatia adı verilmiş buna. Bu yolun adı? Via Egnatia yolu. Yani şey, E5. Kesinlikle. E5 yani aslında. Rut E5 buradan başlıyor. Aynen öyle. Bana göre. Evet. Zaten öyle yani. Ya notlar da öyle diyor zaten. Güncellersek öyle. Buradan bir çıkıyorsun babacığım, Bağdat'a kadar yolu var. Bak. Mezopotamya. Geç, Çin'e geç.
Hindistan, Pakistan geç, İran, bütün yollar buradan başlıyor. Silivri kapıdan çıkılıyor, Edirne kapıdan çıkılıyor. İki tane bir yerden de çatallanıyor bu ayrıca. Evet. Şimdi buradan giderken, buradan giderken sola gidersen Doğu Roma'ya, sağa gidersen Edirne'ye. Evet. Değil mi? Öyle oluyor. İki yolu bağlandığı yer. Evet. Bir de burası zaten doğal liman. Gemicilerin, o zamanki denizcilerin ilk sığındığı, Çanakkale'den çıkınca ilk sığındığı liman, dinlendiği liman burası. Evet öyle. 5000 yıl. Bir de bu köprüyle ilgili yanlış yerleşmiş bir bilgiyi düzeltelim. Mimar Sinan yaptı diye insanlarca bilirler. Oysa ki Mimar Sinan'dan daha önce Fatih döneminde bu yapılıyor. Mimar Sinan biliyorsun Kanuni zamanında yaşamış mimarbaşı. Evet, evet. Ama ne oluyor? Kanuni'nin emriyle tabii mimarbaşı burayı, yani Mimar Sinan yapılmış olan köprüyü tadilata sokuyor. Gene bir eli değiyor. Gene yani. Mimar Sinan'ın eli değiyor. Eli değiyor, düzeltiyor ama tabii o düzeltme Mimar Sinan'a atfedilip Mimar Sinan yaptı gibi bu yıllar içerisinde. Evet, şey, gerçeği tabii, bu değil. O kadar büyük bir mimarbaşı ki. Her şeyi ona mal etmek istiyoruz. Baba mimarbaşı kanunu döneminde her şeyi gidiyor, kontrol ediyor, bakıyor. Dediğin gibi az evvel eskileri tamir ediyor. Onun bir görmesi lazım. Aynen. Baş mimarda. Aynen. Tabii bu güzergah Osmanlı'da da devam ediyor. Der Saadet'i, yani İstanbul'u Rumeli'ye bağlayan ana yol aynı zamanda. Erkan abicim. Bir de öyle bir tarafı var bu. Yani şeyi devam ediyor. Via Egnatia durumu devam ediyor. Edirne'den sonra. Bu yana, aynen. Roma'dan bu yana. Edirne zaten başkent. Biliyorsun. Edirne zaten başkent. Ha, Fatih İstanbul'u aldıktan sonra İstanbul'da kalmıyor. Biliyor musun? Kalacak bir yer yok çünkü falan. 5 sene mi kalıyor? Tabii gidiyor, şey, Edirne'ye tekrar dönüyor. Başşehir. Ne yapacak İstanbul'da? Otel yok, otel yok. Tabii oraları yapın diyor ama şimdi. Anladım. Yapın, hazırlayın, gelelim sonradan. Hazırlayın, gelin. Yani. Çünkü hiçbir zanaat, menaat, hiçbir şey kalmıyor. Ekmekçi, fırıncı, yani esnaf yok. Tabii İstanbul dediğimiz yer de sur içi biliyorsun. Sur içi, tabii. Falan. Ha, Üsküdar Müsküdar daha önce alınmış. Zaten Üsküdarlılar seyrediyorlar böyle, maç seyreder gibi Haliç'ten alınmış. İstanbul'da ne oluyor diye. Evet. Güven. Efendim? Neden buradayız? Neden buradayız? Çünkü burası çok önemli. Burası bizim doğduğumuz yer. Öyle mi? Öyle. Nasıl bizim doğduğumuz yer ya? Şöyle diyeyim. Kariyerlerimizin başladığı yer. Onu da anlamadım. Anladım. Açayım mı? Aç. Biliyorum ama aç. Açayım ama önce biraz arayı açalım. Sen arayı açalım. Aç arayı. Ben de açıyorum. Pandemi arayı. Var. Aç. Pandemiden değil. Pandemiden. Fakat buraya şimdi buranın eski hali gelecek. Eski halinde fotoğrafta ne var? Bu fotoğrafta orada dinlenen Rus askerleri var. Rus askerleri İstanbul'u almak için geliyorlar ama önce Küçükçekmece'yi alıyorlar. Küçükçekmece'yi alınca da havaya giriyorlar. Böyle bir rehavete kapılıyorlar. Biraz dinlenelim, minlenelim, başardık. İhtiyaç molası. İhtiyaç molası diyelim. Ondan sonracığıma ve de burada Aistefanos anıtı dikiyorlar. Aslında Yeşilköy sınırları içinde telakki edilir ama o Basınköy'dür. Şurada hemen Basınköy'de. Yaşar Kemal'lerin, Çetin Altanların evlerinin olduğu yerdir. O anıtı burada hani hem ölen muharebede ölen Rus askerlerinin anısına hem de bir şey nişanesi olarak, yani bir zafer nişanesi olarak bir anıt dikiyorlar. Aistefanos anıtı. Sonra 1914'te Türk askerleri geliyor. Sen misin bunu diken? Bunu patlatıyorlar burayı. Bunu filme çekiyorlar. Aynen öyle. Patlatmasını da, yıkımını da filme çekiyorlar. Ve de Türk sinemasının başlangıç tarihi oraya tarihleniyor. 1914'teki Aistefanos anıtının yıkılışının çekimleri Türk sinemasının başlangıcı kabul ediliyor. Ama kardeşleri ne yapacağız? Manaki kardeşler var 1905'te, 14'ten daha önce. Onlar da kısa filmler çekmişler. Ama başlangıç bu. Başlangıç sayılıyor. Ama bu kabul ediliyor. Dolayısıyla burada Türk sinemasının doğuşu kabul evet, edilen direkt, çekim yapıyor. Bizi ilgilendiriyor. Bizi direkt ilgilendiriyor. Eğer o film, o anıtın patlatılması, yıkılması, filme alınıp da Türk sineması oradan başlamayaydı, senden ben sinemada olmayacaktık. Allah Allah. Evet. Oğlum bir yerden başlardı zaten. İlla ki diyorsun. Tabii ki. Ama böyle başlamış. Güzel. Tamam, okey diyoruz biz de. Patlatıp başlamışız olayı. Yani
şurada yatıyorlar, yatıyorlar, dinleniyorlar, dinleniyorlar. Evet. Aynen öyle. Onun da fotoğrafı var. Var. Biz de orayı göstermiş olduk. Göstermiş olduk. Aynen öyle. Peki. Devam edelim. Hadi gel. Nereye gidiyoruz? Konuklarımızla buluşacağız. Aa evet. Onlarla. Unuttuk. Unutur muyuz ya? Konuklarımız. Ben ayıp. Unuttum. Unutma sakın. Ben lafa daldım onu. Sakın sakın gel. Gelmiş mi? Gelmiş misafirlerimiz. Onları karşılayalım. Köprüde buluşmalar. Hadi gidelim. Gönülden oradan. Gönüle köprüler. Erdal Erzincan. Gerçi ve değerli eşi Mercan Erzincan. Erzincan. Evet. Biliyoruz ama şimdi şahsen tanışacağım. Via Egnatia adı verilmiş buna. Bu yolun adı? Via Egnatia yolu. Yani şey E5. Kesinlikle. Kültür. Kültür. Yani türkülerden her şeyi çıkartırsın. Tarihi çıkartırsın, tabii. Sosyolojiyi çıkartırsın. Film. Hepsini film çıkartırsın. Hepsi içinde vardır, barındırır yani. Şimdi türkülerden konuşuyorduk size gelirken efendim. Hoş geldiniz. Eyvallah. Sefalar. Ne yapıyoruz böyle? Hay Allah, böyle şeyler. Evet. Yumruk yumruğa. Boksör olduk değil mi? Boksör olduk. Vallahi. Vallahi. Hoş geldiniz. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Nasılsınız? Eyvallah. Çok şükür. Sağlığımız yerinde. Gerisi hallolur diyoruz. Kesinlikle. Artık hayatta kalma devri. Evet. Kesinlikle. Değil mi? Ya böyle ayaküstü şey yapmayalım. Şimdi şurada güzel bir yerimiz var, çok güzel. Evet. Köprüyü de görüyor böyle. Oraya gidelim, orada muhabbetimize başlayalım. Evet. Tamam. Asıl olan muhabbet. Tabii. Değil mi? Evet. Her şey muhabbet. Buyurunuz efendim. Köprüyü nasıl yaptırdığını anlatıyor. Öyle mi? Çalışıyor. Güzel güzel. İnanmadınız mı? Mimar Sinan'a bizzat yaptırdım diyorum. Ya ben emin verdim diyorum. Ya Mimar Sinan yaptı diye biliniyormuş. Biraz önce şimdi onunla ilgili anons yaptık. Aslında burası Fatih döneminde yapılmış. Öyle mi? Tabii Mimar Sinan şeyin mimarbaşıydı. Kanuni Sultan Süleyman'ın. Hı hı. O geldiği zaman Kanuni zamanında mimarbaşına emrediyor. Diyor ki orayı tadilatını yap, tamiratını hı hı yap. Onun tabii eli değiyor buraya sonradan ama yapan o değil aslında. Hani hep aha yanlış bilinen yerleşen evet bilgilerden bir tanesi bu. Çok güzel. Valla çok güzel bir yerde buluştuk. Evet. Küçükçekmece'ye gelir gider miydiniz siz Küçükçekmece'ye? Çok sık değil ama. Sık değil ama. Evet. Değil mi? Geldik yani. Geldik. Çok güzel. Konsere falan geldiniz. Geldik evet. Tabii geldik. Konsere geldik. Çok güzel bir şey. Biz de yani böyle ilk defa alıcı gözüyle bu bize fırsat yarattı. Aha. Bu program vesilesiyle. Her tarafını gezme imkanı bulduk. Valla vaha gibi aslında böyle. Çok güzel. Hem İstanbul'a, Türkiye'ye gelinince bir mola yeri. Hı hı. Buradan gidilirken son mola yeri. Göçmen kuşların mola yeri. Evet. Dolayısıyla burası böyle bir geçiş yeri yani. Evet. Geçiş yerlerinde böyle farklı bir özellik, iki tarafın da özelliğini taşıması bakımından bir zenginlik taşıyor. Oluyor değil tabii mi? Tabii öyle oluyor. Yani buraya kulak, bu tip yerlere kulak vermek lazım. Hani böyle sevgi diyoruz, barış diyoruz, bir şeyler diyoruz. Buralardan buradaki insanların söyleyeceği şey bence kıymetli. Kıymetli tabii. Bizi bence bir araya de getirmek için. Çünkü burada çok kozmopolit bir yer. Herkes evet burada ve yıllardır burada barış içinde kavga gürültü etmeden yaşamayı öğrenmişler. Evet. Daha kültürel alışveriş daha çok olmuş ve birbirlerini anlamışlar diye. Mahalle kültürünün de evet az sayıda yaşadığı yerlerden bir tanesi burası. Yani mahalle kültürünün önde olduğu, önemli olduğu. Biz de mahallelerde büyüdük aslında bizim tabii kendi çocukluğumuz dönem olarak. Ama artık çocuklar mahallelerde oynamıyorlar. Mahallelerde mahalle kavramı çok kalmadı. Bitti. Apartmanındaki üst katındaki alt katındakini tanımıyorsun. Kafanı çeviriyorsun. Ya yarım evet yamalak merhaba diyorsun veya demiyorsun. İş oralara geldi biraz ona yani. Ona yakalayabilmek bir şans aslında. Şans yani. Cevat Fehmi Başkurt Köşebaşı oyununda diyor ki İstanbul'un yerlisi yoktur, mahallelisi vardır diyor. Buyurun, buyurun. Ne kadar güzel. Mahallelisi vardır ne kadar diyor. Güzel. Mahallelisi vardır. Biz de şimdi geldik burada kaldık olmasın, sevdik mevdik falan. Burada ayaküstü sizi böyle ayakta çok konuşturmayalım. Hani muhabbet çok güzel. Durdu. Muhabbet çok güzel. Daha da güzel olsun. Taşlandıralım. Şimdi kibrithane var burada. 1800'lerde kurulmuş. Bakıyorum notlara. Evet, 1800'lerin sonunda Fransız teşebbüsü olarak
hayata geçmiş kibrit yapımı, kibrit fabrikası kurulmuş, kibrithane. İşte onun içinde sizi ağırlayacağız. Oh, ne güzel. Oraya bir düzeneğimizi kurduk, orada sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Vasati Kırkçöp. Vasati Kırkçöp. Evet, buyurunuz efendim. Muhabbeti orada ateşleyeceğiz. Orada ateşleyeceğiz. Aynen öyle. Evet, buyurun. Aynen öyle. Buyurunuz. Buyurunuz efendim. Çok heyecanlıyım gerçekten. Babamın da böyle arabaları vardı da eski. Uzun Mercedesler. Yani şöyle çok uzunlar olur yani lambaları böyle. Evet. Kaç model hatırlamıyorum da. İki tane ondan harcadım.